Selamlar, Fırat Uğur kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz NFX ailesi olacak. Bildiğiniz üzere bir süredir yerli piyasamızda rağbet gören, gerek fiyatıyla gerek performansıyla herkesin konuştuğu, merak ettiği ürünlerin tamamını bugün sizlerle buluşturacağım. Yalnızca lüle tanıtmak ya da lülelerin özelliklerini anlatmak değil, size bugün bir nargile lülesinin daha çamuru ilk elinizden aldığınızda pişmesine kadar olan bütün etaplarını görselli bir şekilde anlatacağım. Ve son olarak da ürünlerin nasıl kullanılacağını ve hangi tütünlerle, hangi ürünlerle içilebileceğini, iyi veya kötü yanlarını sizlere kısaca ve akılda kalıcı bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Evet, NFX Ball ilk başta bu sol tarafımda gördüğünüz gibi sırsız ürünlerle üretime başlasa da daha sonrasında funnel ve delikli boyut formatta sırlı ürünler ve son olarak da NFX'in Smyrna Dark Leaf lülesiyle bizlerin hayatına fazlasıyla çeşitli giriş yaptı. Şimdi bunların sizlere anlatmaya başlamadan nasıl yapılıyor, hangi süreçlerden geçiyor, isterseniz önce bunları izleyerek videomuza başlamak istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi genel hatlarıyla iç ve dış tarafın tıraşlamasının yapılmasının arkasından üzerine zımpara sürerek pürüzsüz bir hal alınması sağlanıyor ve iç kanallar ve dış motifin yapılması ve üzerine en son NFX logosunun basılmasıyla lülenin yapımı tamamlanıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde üretilen lülenin ardından 3 ve 4 ya da 4 gün lülenin kuruması bekleniyor. Ve daha sonra bu şekilde sırlanıp fırın sonrasında da en son halini alıyor. Aslında hikaye ilk bu lülelerle başlamıştı. Hatta bununla. Volkan abinin NFX ismini, NFX macerasını ilk başladığı günden bu yana yanında olan kişilerden biriyim aslında. Gerek fikirlerimizi dinlemiş olması, gerek sektör konusunda öngörüsü, gerek naif kişiliğiyle cidden bizim nargile sektörümüzün keşke herkes böyle olsa dedirtisi tiplerinden biridir aslında. Ve NFX ailesinin değerli mimarı sevgili Gökhan ustamızı da az önce videomuzda gördük. Ve bu ürünleri yapan o kıymetli ellerle de aslında bir yandan tanışmış olduk. Evet, ilk başta böyle Efes, işte Foça gibi isimlerle adlandırılıp biraz daha böyle seramik çamuru ve eskitme yöntemlerini kullanan basit ürünlerle NFX hayatına başlamıştı ki hatta ürünü ilk kullanıp deneyenlerden bir tanesi de bendim açıkçası. Bu benim için de büyük bir mutluluktur. Güzel ürünlerdi. Yalnız işçiliği de fena olmasa bile gerek bu airflow yapıları, gerek o kanal yapıları filan tabii ki çok içimizi açmamıştı. Daha sonrasında sevgili Volkan abiyle aslında benim de bir gün böyle oturup sohbet ettiğimizde aslında dedik ki neden bir toprak bilemsi bir ürün yapmıyoruz? Yani bu Solaris'ten, Japona'dan bu tarz ürünlerden aynı kalibrede ya da daha başarılı olabilecek bir ürün yapamaz mıyız? Neden? Çünkü bizim klasik içicimiz genelde daha fazla. Yani cappuccino'yu çift elmayı sevenimiz mix içeriklerini sevenlerden daha fazla diye çıkılan yolda ilk yapılan ürün bu görmüş olduğunuz NFX'in 5 delikli ve 7 delikli ürünleri olmuştu. Biz bunlara NFX Cure ismini vermiştik. Bunların ikisiyle başlanmıştı. Evet, bunlar çamur çeşidi Rus kili dediğimiz İtalya'dan, yani Rusya'dan aslında gelen
Belki de çamur ismini oradan alıyor. Bu kahverengi çamur dediğimiz seramik çamur gibi beyaz değil. Yani bu şu anda lülenin üstündeki kilin kendi rengidir. Bu üründen yapılmış yaklaşık 900 derecede fırınlanmış olan daha çok klasik tatlara hitap eden ve tat tutma özelliğine sahip bir ürün açıkçası. Ben bu üründe mesela cappuccino var, bu üründe bende üzüm var. Her klasik tatla ya da sevdiğiniz her tatla oturtup kullanabileceğimiz bir killer formatta ürün. Çok keyifli aslında içimleri. 7 deliklinin çekimi biraz daha rahat, 5 deliklinin çekimi bir tık daha tok. Ama dediğim gibi gramaj kapasiteleri yaklaşık 20 gram civarında. Klasik ürünleri rahat rahat içebileceğimiz bir lüle aslında. Yalnızca delikli olmasından kaynaklı folyo kullanımında özellikle böyle hani çok kullanan yoktur ama gene de kullanılanlar böyle mentol içerikli ürünleri kullanan için folyolu içimi biraz mentolü patlatsa da normal kapaklı gözlük içimlerini biraz daha rahat ve güzel bir içim alırsınız. Evet, yani bizim memleketimizde en çok kullanılan Callout ve Kubbe ikilisine de tamamen çanak yapıları ve lüle uyumları tam olarak oluyor gördüğünüz gibi. Burada 5 ve 7 delikli ayrıca klasik tatları seven kişilere çok fazla hitap edecek bir ürün aslında. Klasik tatlara oturtmak istiyorum ama bu delikli içiminden rahatsız oluyorum ya da bana ağır geliyor diyen kişiler için ise aynı şeklin funnel versiyonunu da Enifix ile yaptı. Evet, buradaki tırnaklar sayesinde burada gördüğünüz gibi kapaklı közlüğümüz üzerine rahat bir şekilde oturmakta ve içimimizi kaymadan rahat bir şekilde yapabilmektesiniz. Bunun bir alternatifi de Japona'da vardı. Ben bunun çanak yapısını Japona'ya bayağı benzetiyorum. Ama burada bizim bu önemli olan şey burada fiyatlar aslında. Japona gibi ürünler 170-180 liraya satılıyorken şu anda bu ürünleri 100 TL'ye bulabilmek mümkün aslında. Evet, sırsız bölümün son parçası benimki en çok kullandığım ürün aslında. Bu en çok sevdiğim bu. Bu NFX'in Turkish Bowl dediğimiz tombik modeli. Bu cidden gerek ısı dayanımı, kil kalitesi bunlarla aynı. Gerek çanak yapısıyla ben bu ürünler arasında en best bulduğum delikli segmentliler arasında upgrade ile beraber en çok kullandığım ve size en çok tavsiye edeceğim ürün. Bu da gördüğünüz gibi eğer folyo seçilmek istenirse ikisine de tam olarak uyumlu. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani ben tabii ki alternatif çok fazla közlüğümüz var ama genel manada ülkemizde Callout ve Kubbe kullanıldığı için bunlar şu an daha kullanışlı. Yoksa her ürünle karşılaştırabiliriz. Onu da söylemek istiyorum. Bunun da fiyatı 80 TL'ydi ve cidden 80 liraya bence Türkiye'de bulunabilecek en iyi lüle bence. Evet abi, diyeceksin ki övdün. Tamam, çok güzel ama hani hiç mi bir kusurları yok? Yani şu bakım kusurları sadece göze çarpıyor olabilir. Birincisi, her tarz tütün içen arkadaşlara bu grup çok fazla hitap etmez aslında. Tat tutma özelliği yüksek bir ürün. Yani bir cappuccino, gerçi meyveli tatları belki iyi yıkarsak idare edebilir ama bu içtiğimiz klasiklerin genel tatları olan işte cappuccino'ydu, anasonlu bu tarz gibi ürünleri içerseniz başka bir ürünü daha sonrasında içmek çok mümkün olmuyor. O tadı bize hissettiriyor. Ama gerek folyolu performansı olsun, gerek kapaklı gözlük performansı, yani her setupta kullanılabilirliği ve klasik tatlarla cidden iyi verim vermesiyle benim şu anda ben upgrade ile beraber Türkiye'de üstünü lüle tanımıyorum. Yani benim şahsi görüşüm sırılsız grup olarak. Ve fiyat uygunluğu da bence benim aklımdaki soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırıyor. Ki ortalama bir ithal ürünün 150-200 TL'den başladığı Türkiye'de
80 lira ve 100 lira gibi, işte 110 TL'ydi galiba panoda. Bu tarz ürünler yapmak ve el yapımı işçiliğe sahip bir ürün olması tabii ki de takdire şayan bir durum. Biz bunun başka modellerini de aslında yapmayı istedik, söyledik kendilerine ama orada biraz nasıl desem, yani ustanın el alışkanlığı vasıtasıyla çok açılmamayı açıkçası tercih ettiler. Böyle bir yol izlediler. Daha başka modeller olabilir miydi? Gövde kısımlarında bence olabilirdi. Ama şöyle de bir güzelliği var. Ben bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Özellikle şu 5 ve 7'lik lülyenin buradaki çentik ve bu kenar çizgi detaylarında biraz olsun benim de fikirlerim olduğu için bu iki lülyeye özellikle çok fazla toz konduramıyorum. Bunlar böyle ilk göz ağrılarım gibi. Bunlar yapıldıktan sonra dedik ki NFX'te Dark Lule artık yapılmaya başlanmalı. NFX bundan sonra delikli ve panel olmak üzere 2 adet Dark Leaf lülesi yaptı sırsızla. Evet, başlangıçta NFX dekorasyonuna uygun gözüküyordu. Ama bence tek handikabı, performansını geçerek söylüyorum, biz çok fazla dark çeşit tükettiğimiz için, yani sürekli bir Anason Dark gibi bir içimimiz olmadığı için aslında bu lüleler tam olarak amacını karşılayamadı. Ama benim gibi bir Spectrum Cookie and Milk favorisiyseniz böyle bir lüleniz aslında olabilir diye de düşünüyorum. Bunları ikinci seride yapmadılar. Bu tarz bir eleştiriden dolayı bu ürünler ilk başta çok güzel karşılandı talep olarak. Hem şekil hem de dizayn olarak, gramaj olarak, iyi olarak düşünse de bu tat tutma mevzusu Dark'ta tam olarak beklenti başlamadı ve sırrı da düşünüldü aslında. NFX'in bu ürünleri de cidden çok güzeldi. Aslında bu çamur güzel bence ve sırsız içimle de güzel verim veriyordu. Ama dediğim gibi bu ön taraftaki 4 kalemin etkisi Dark'larda belki de istenilen etkiyi vermedi ve ondan sonra artık ikinci boyut olan sırlı seri düşünülmeye ve tasarlanılmaya başlandı. İsterseniz şimdi biraz da sırlı seriyi konuşup videomuza buradan devam edelim. Evet, sırlı serimizin ilk ürünü NFX'in panel serisi. Burada bu çamurdan farklı bir çamura geçiliyor. Bunun sır tutma olayı herhalde biraz daha bir düşük derece olduğundan dolayı pek verim vermediği için daha kaliteli ve daha iyi bir ürün arayışına girildi. O yüzden burada Stoneware adlı daha yüksek derecede, yani ortalama 1240 derecede pişirilen bu ürünler üretildi. Burada evet göbekteki çizgi detayları, üçünde de gördüğünüz gibi biraz daha böyle, aslında sizleri anlıyorum, Ogaccio'nu andırıyor gibi. Ama gerek sır yapısı gerekse çanak yapısı olarak tabii ki Ogaccio'ndan biraz farklı. Ben burada söyleyeceğim şey şu: bu Stoneware çamurunun üzerine ilk 900 derecedeki bisküvi pişiriminden sonra 3 katlı sır uygulaması yapılıyor. Ondan sonra da 1240 derecede ürünümüz fırınlanıyor. Bu da ne oluyor? Bu 3 kat sır ve daha yüksek derecede olan ürün kusma olaylarının daha minimum seviyede, kesinlikle olmaz demiyorum çünkü kul yapımıdır, her şey olabilir çünkü bütün lüleler kusabiliyor, bunu daha böyle ötelenmiş bir şekilde önüne geçilmesini sağlıyor. Aslında ben mesela panel serisinin gerek çanak yapısı ve gerek bu airflow işçiliği ve yüksekliğini çok beğendim. Bunun performansı da cidden en az, ben söyleyeyim, ülkemizde yerli yapılan markalar ve bu aldığımız Alpaca, Ogaccio'lar kadar var. Ama tabii ki belli işçilik konularında yabancı firmalar, tabii ki biz yeni başlayan, yani NFX olarak söylüyorum, Türk firmalarını biz olarak adlandırıyorum, tabii ki bizlerden biraz daha iyi durumdalar. Onlar da tabii artık mesleki tecrübeyle alakalı. Ben NFX'in
şu anda şu görmüş olduğunuz modelini cidden sır işçiliği, gerek çanak yapısı ve dizayn olarak kusursuza yakın olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve 300 TL gibi bir ürünü almak yerine bu ürünün 120-130 TL civarında temin edilmesi aslında bizim memleketimizin kullanıcısı artı bir olarak işaretlemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bunu övmek olarak düşünmeyin. Cidden şöyle yakından gösteriyorum size. Gerek el yapımı olması, gerek de güzel görünen işçilik ve dizaynı bence ürün fiyatıyla beraber çok iyi bir durumda gösteriyor. Evet, ikinci ürünümüz NFX Killer sırrı serisinin ikinci ürünü. Gördüğünüz gibi bu da 7 delikli ve bu şekilde gene bu funnel'la aynı çamurdan yapılmış delikli bir ürün. Bu gayet ağır, yani ürünlerin, Stoneware ürünlerin yaklaşık ağırlığı 280-300 gram civarında. El yapımı olduğundan tabii ki ürünler biraz olsun değişebiliyor. Buradaki duvar kalınlığı ve derinlik gayet iyi. Yalnızca söyleyebileceğim, siz de içinde göreceksiniz ki bu delik yapımları biraz daha el yapımı olduğunda daha simetrik ve orantılı olabilirdi aslında. Burada bu ürünün folyolu ve bu şekilde gördüğünüz gibi lotus ve kubbeyle kullanımı da gayet mümkün. Sadece tek söyleyeceğim şey bu ürünle ilgili. Bu üründe çok sıkı bir dolum yapmak biraz çekim sorunları yaşatıyor. O yüzden bu fluff dediğimiz serpme dolumu yapmak ve gerekirse altına tel kullanmak bizim için artı bir içim kalitesini ve içim, yani çekim kalitesini daha doğrusu biraz daha ileriye taşıyor. Tütünü haşlama var mı derseniz yok. Bu ürünün de fiyatı 120 TL'ymiş. Bence 120 TL'ye göre iyi. Sadece ben dediğim gibi biraz daha belki renkle alakalı benimkisi, ama şuradaki sır kenarlarındaki içerideki çamur patlamalarını görmek istemeyebilirdim. Ama dediğim gibi bu biraz daha üretici ve usta kaynaklı ve dediğim gibi farklı renklerde farklı şurada gördüğünüz gibi organizasyonlar ortaya çıkardığı için bu sırda böyle bir şey var. Bunu da bu şekilde söyleyeyim size. Bununla aynı şekilde 1240 derecede sırlanmış güzel bir delikli ürün. Memnun kalır mısınız? Kalırsınız. Ve dediğim gibi yani 120 TL gibi bir fiyata harbiden iyi denilebilecek bir ürün. Evet. Üçüncü ürün ise Funnel serisinin kalıp ürünü bu. Bu da bu şekilde gördüğünüz gibi benimkisi bildiğiniz papağan sarısı, üstüne siyah NFX işlemesiyle. Burada sadece ben tasarım olarak sade görünmesine rağmen şu bel kısmının biraz daha şunlar gibi kalın olsa daha iyi olurdu düşüncesindeydim. Ama dediğim gibi bu kalıptan çıktığı zaman biraz daha tornaya giriyor. Göbek oradan inceliyormuş. Ama yani bu biraz daha ısınmayı bana aşağı iletir gibi geliyor açıkçası. Ondan dolayı bunun göbeğinin ben biraz daha kalın olmasını gerektiğini düşünüyorum. Çanak gramajı ortalama 18-20 gram civarında. 18 doluma göre değişiyor. Biraz daha belki bir tık daha işte airflow deliği bir tık daha yüksekte olabilirdi. Ve bunun çamuru bunlardan ayrı olarak seramik çamuru. Bu daha düşük derecede bir pişirime sahip. Yaklaşık 900 derecede pişiyor bu da. Üstüne uygulanıyor 2 kat sır. Ama dediğim gibi ben Stoneware ürünler yanında bu biraz daha böyle fiyat performans odaklı duruyor açıkçası. Bunun da 190 ya da 100 TL gibi bir fiyatı var. Dediğim gibi bu biraz daha fiyat performans odaklı bir ürün. Ama dediğim gibi şu ikiliyi tercih ederim. Ben şuna nazaran diye düşünüyorum aslında. Ama dediğim gibi uygun bütçeli arayanlara da bir alternatif aslında. Dediğim olaylar biraz daha belki çanak yapısı haricinde bu airflow ve göbek düzeltirse biraz daha iyi olur düşüncesindeyim aslında. Evet, serimizin son ürünü, hatta NFX'in de son yapmış olduğu ürün NFX Dark Series Smyrna modeli. Evet, bu Smyrna modeli siyah stoneware dediğimiz çamurdan yapılıyor. Bu beyazın aynı, yani muadil ürününün siyah rengi.
Öyle diyeyim size. Bu da gene 1240 derecede fırınlanıyor ve üzerinde 3 kat sır uygulaması var ki zaten burada mesela gri, mavi, siyah burada görürsünüz. Gri, mavi ve yeşil pardon buradan patlamış ve bu da ağırlık olarak gene 260-270 gram civarında iyi malzeme kullanılmış bir ürün. Gramaj olarak yaklaşık 13 gram, 14 gram civarında tütün alıyor sıkı bir dolumda. Yani 12-14 gram arasında dolum değişiyor. Ben bunun başından beri belki bir tık daha böyle ürün genişleyebilir mi diye düşündüm açıkçası. Ama tabii ki dark weave'lerin çanak yapıları bir tık daha küçük olarak yorumlanıyor. Benim burada herkesin aldığı zaman en gözüne batacak şey sadece bu airflow değerinin biraz düşük olması. Bunu ben sorduğum zaman biraz daha çekimle alakalı deliğin aşağıda tutulmuş olduğu ve hafif de daraltılmış olduğu aslında bana söylendi. Bunun da biraz daha o alpakalardaki rahat çekime nazaran bir tık daha tok çekim elde etmek için olduğu aslında bana söylendi. Bunun da tabii ki bu tarz ürünlerle yani kalot üstüne oturuyor tam gördüğünüz gibi ama ben gene de bu şekilde Folio Provost biçimini çok daha mantıklı buluyorum. Bu da aslında NFX'in ilk yaptığıydı. Bu ikinci serisi oldu. Bu da benim elimde var. Gördüğünüz gibi NFX'in de Dark serisi ürününde bu da biraz daha çamur fiyatı ve işçilik fiyatından dolayı 160 TL'ye satılıyor diye size buradan söyleyeyim. Evet gördüğünüz gibi duman performansı, fiyat performansı, ürün performansı, %100 el işçiliği benim en azından NFX olmasa bile Türkiye'de artık yerli markaları tercih etmeye başlamamız gerektiğini aslında uyandıran bir çalışma. Yani benim bu videoyu ilk yapmaktaki amacım hem size videonun yani ülkemizde lüle üretimini anlatabilmek, nargile lülesinin nasıl yapıldığını anlatabilmek ve artık ürün konusunda da kalite olarak geliştiğimizi ve değiştiğimizi sizlere göstermek içindi. Bu serilerin başka markalarda devamı gelecek. Onu da söyleyeyim baştan size. Ben NFX ile başlamak istedim. Çünkü harbiden ben kendimi bu ailenin bir ferdi olarak hissediyorum. Sağ olsun Volkan abi de bizim sözlerimizi, daha doğrusu ürünü denemesi için ya da tasarım aşamasında herkesin fikirlerini alan aydın bir kişi. Sizin de eğer lüle ile ilgili düşünceleriniz varsa lütfen sayfadan kendisine yazarsanız kendisi bu konularla cidden ilgileniyor ve kesinlikle bir ego sahibi değil, fikirlerinde çok önem gösterdiğini, olumlu ya da olumsuz dönüş yapmanız dahilinde ilgilendiğini de söylemek istiyorum. Ben NFX ailesini böyle bir Made in Türkiye yapımından, çamurlar ne kadar ithal olsa da inşallah çamur konusunda da gelişeceğiz. Bu konuda üreticilerin yapacağı hiçbir şey yok. Gerektiğini düşünüyorum ve videomuzu burada yavaş yavaş sonlandırıyorum. Evet, güzel duman performanslarınız olsun. Güzel nargile içtiğiniz günler olsun. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorumlarla bizi desteklemeyi lütfen unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın diyorum.